Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman. Haftanın son işlem gününde Burcu Kuratlı ile birlikte karşınızdayız. Bugün piyasa neleri, fiyatlar konuşacağız. Öncesinde ise ALB yatırıma dönelim. Baş ekonomist doçent doktor Filiz Eryılmaz bu sabah bizimle beraber. Filiz Hanım günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyelim ve hemen soralım. Bugün Fitch'ten bir potansiyel not değerlendirmesi var. Acaba görünümde bir toparlanma söz konusu olur mu? ALB'de böyle bir beklentiniz var mı? Ve tabii yeni bir işlem gününe başlıyoruz. Dünkü rekordan sonra bugün neler bekler piyasaları? Evet Zeynep Hanım ve Burcu Hanım iyi yayınlar. Evet, dün yurt içi piyasalara baktığımızda çarşamba günü açıklanan orta vadeli plan sonrası temkinli iyimser modun korunduğunu gördük. Özellikle dün yabancı bankalar ve kurumlardan gelen açıklamalar piyasaya moral verdi diyebiliriz bu bağlamda. İlk olarak Moody's analistinden Türkiye'de seçim sonrası uygulamaya konulan politikaların ve ekonomi politikalarındaki değişimin kredi notu açısından net bir şekilde olumlu olduğunu dile getirmesi piyasalara moral veren unsurlardan biriydi. Tabii Moody's analisti bunun yanı sıra bir takım risklere de değiniyor aslında. Temel olarak Türkiye'de birikmiş dengesizliklerin olması, aynı zamanda %65 düzeyinde olan enflasyonun soğuması anlamında Türkiye'yi zorlu bir görev beklediğini, bu nedenle de bir miktar daha izlenecek politikaların sonuçlarını görmede zamana ihtiyaç olduğunu da dile getirdi. Yine Dünya Bankası Ülke Direktörü Lopez'in yaptığı açıklamalar da oldukça önemliydi. Zaten halihazırda Türkiye'de sunulan 17 milyar dolarlık desteğin yanı sıra Türkiye'deki istikrar politikalarına eşlik etme adına Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na ek 18 milyar dolarlık yeni bir paketin sunulacağı olması da yine özellikle dün piyasalara moral veren haberlerden biriydi. Tabii orta vadeli plan sonrasında yabancı yatırımcı bankalarından da 21 Eylül'e ilişkin faiz kararlarında yukarı yönlü revizyonlar gördük. Özellikle JP Morgan 21 Eylül'de 500 bas puan arkasında, Ekim ayında da bir 500 bas puanlık artışla Türkiye'de tepe faizin %35'e çıkacağı tahminini yayınladı. Yine Morgan Stanley'de orta vadeli planda hem enflasyon hedeflemesi vurgulamasının olması hem de sıkı para politikası vurgusunun olmasıyla 21 Eylül'de 500 bas puan, sonrasında izleyen iki toplantıda da 250'şer bazar puanı olmak üzere %35 tepe faizine ulaşacağı noktasında beklentileri vardı. Şimdi tabii ki orta vadeli plan sonrası ve bu açıklamalar sonrası bugün gözler Fitch'te olacak. Fitch'in şu an için Türkiye kredi notu B derecesinde, kredi not görünümü ise negatif. Biz kurum olarak bugün açıkçası piyasa beklentisine paralel olarak kredi not görünümünde negatiften durağına bir pozitif iyileşme bekliyoruz. Dolayısıyla negatiften pozitife bir iyileşme olursa da bu bizim için sürpriz olmayacaktır. Ama kredi notunda bir pozitif iyileşme açıkçası sürpriz olacaktır. Haliyle bugün özellikle borsa tarafında pozisyonlanmaların ağırlıklı olarak fon yöneticileri tarafında ve yatırımcılar tarafında Fitch beklentilerine göre şekilleneceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda ağırlıklı olarak pozitif bir hava beklentisi hakim olduğu için bugün özellikle bankalar ve holdingler tarafında güçlü bir pozisyonlanma beklenebilir kanaatindeyiz. Dolayısıyla Borsa İstanbul tarafında da olumlu havanın bugün Fitch kararı gereği devam edeceği kanaatindeyiz. Tabii asıl etkiyi pazartesi sabah göreceğiz diye düşünüyoruz. Bu bağlamda dün pozitif bir açılış vardı. Sonrasında dalgalı bir seyir olsa da 8.200 üstü fiyatlamaları koruyan bir endeks vardı ve özellikle seans sonuna doğru gelen güçlü yükselişle birlikte 8.337'den yani 1.9 puanlık yükselişte kapanışı gördük. Dolayısıyla bugün bankalar ve holdingler eşliğinde de bu pozitif yükselişin devamı beklenebilir. Bizim için kritik destek aşağıda 305 dolara tekabül eden 8.190. Buranın üzerinde kaldığı sürece 325 dolar çok güçlü direnç, yani 8.725'e tekabül ediyor. Açıkçası bugün Fitch'ten beklentinin üzerinde bir iyileştirme gelmesi durumunda pazartesi sabahı itibariyle 325 dolarlar düzeyine güçlü bir yükseliş gelebileceği kanaatindeyiz. Aşağıda takip ettiğimiz 8.100 ve 8.055 yani 300 dolar seviyesi oldukça önemli. Dolayısıyla 300 dolarlar civarında yakın vadede dip oluşturabileceğini düşünüyoruz. 7.986 ise zayıflamaya işaret edecek. Dolayısıyla bu seviyenin altına sarkmalarda düşüşlerin bir miktar daha hızlanabileceğini bekleyebiliriz. Dolayısıyla bugün için borsaya yönelik pozitif görünümün, temkinli iyimser havanın devamını bekliyoruz Zeynep Hanım. ALB Yatırım Baş Ekonomisti Doçent Doktor Filiz Eryılmaz, çok teşekkür ederiz tüm bu değerlendirmeler için. Şimdiden ALB'deki tüm yine birlikte yayın yaptığımız arkadaşlara da güzel bir hafta sonu dileyelim ve dönelim Burcu'ya. Burcu, biz neler ekleyebiliriz bugünden beklentilerde? Düne bir bakabiliriz ilk önce. Şimdi artık böyle adetten oldu. BIST her gün rekor seviyelerde, bu cümleyi her gün neredeyse hacimli kırar olduk. Dünkü bant aralığı biraz daha dardı Zeynep. 8.200-8.358 aralığında işlem gördü. 8.337'den kapanış aldık. Yine rekor seviyelerde. Dünden en çok öne çıkan sektörlerden bahsedelim. Perakende sektörü dün ön plandaydı. Ereğli hissesi ve Akbank ön plandaydı. Şimdi burada perakendeye bir not açmak istiyorum. Şimdi dün de konuştuk, gıda perakendeydi. Tam kapanırken hatta HSBC'nin raporu gelmişti. Hatta ben şirketlerden bahsetmiştim. Hedef fiyatları da yeniden tekrar belirtelim. Şimdi hepsini al tavsiyelerini korudu. Şok Market'te 45'ten 90'a güncelledi. BİMAŞ'tan 220'den 310'a hedef fiyatını güncelledi. Migros'ta da 280'den 410 fiyata hedef fiyatlarını HSBC raporunda dün güncelledi. Şimdi perakende sektörünün ön plana çıkmasının tabii sebebi enflasyonist ortamda ilk akla gelenlerin de diğer taraftan gıda perakendesi veya tam olarak işte enflasyona duyarlı, vergi artışlarına duyarlı, ücret artışlarına duyarlı perakende sektöründen olması. Yılbaşından bu yana baktığımızda da perakende sektörü performansının da yine BIST'i yendiğini görüyoruz. %89 oranında yükselmiş BIST yılbaşından bu yana. BIST'in bu dönemdeki getirisi %50 olmuş. Yani açıkça BIST'in üzerinde getiri elde etmiş perakende sektörü. Ki bunu aslında ana tema olmaya BIST'in hep söylüyoruz enflasyon ve enflasyonu yenmek üzerine olduğunu. Dolayısıyla perakende burada ilk akla gelenlerden bir tanesi oluyor. Diğer taraftan ulaşım endeksi de bu özellikle yine enflasyona duyarlı sektörlerden bir tanesiydi. Dün gördüğüm benim biraz daha böyle baskı altında kaldıydı. Bunun da sebeplerini de söyleyelim. Son çeyrekte ulaşım endeksinin veya havayolu yolcu trafiklerinin biraz daha kötü dönem geçiriyor olması ya da beklenilen en kötü dönemi olması diyelim ulaşım endeksinde. Biraz da petrol fiyatlarındaki artışa duyarlı olmasından dolayı da bu dönemde bir miktar daha geride kaldığını görüyoruz. Bankalardan dün Akbank'ın öne çıktığını gördük. Bir de Ereğli hissesindeki hareket benim dikkatimi çekti. Şimdi Ereğli son bilançosunda zarar getirmişti. Fakat dünkü yükselişteki borsadaki hareketine baktığımızda %3'lük bir performans vardı. Ben de bunu düşünürken şimdi demir çeliklerde özellikle bu yılın başında emtia fiyatlarında olan düşüşten işte demir cevheri ve çelik hurda fiyatlarında olan düşüşten de kaynaklandığını tabii söylemek lazım. Çin'in burada büyüyememesinin ekonomik aktivitedeki küçülmenin özellikle etkisi olduğunu söylemek lazım. Fakat bu hareketi neyle açıklıyoruz o zaman? Artık borsadaki yatırımcılar ucuz değil, belki bu soruya cevabını ucuz mu dersek ucuz değil ama artık daha geride kalmış, yönelilmemiş başka hisselere de açıkça yöneldiğini ve onların da artık birimlenmeye başladığını diğer taraftan görüyoruz Zeynep. Geride kalmış sanayiler olarak biz bunu özetleyebiliriz. Bugünden beklentiler neler? Hemen onu da söyleyeyim. Bugünden beklentiler tabii ki dünkü Moody's'in değerlendirmesi ve daha sonrasında da bugün gelecek olan Fitch'in değerlendirmesi. Bugün ön plana çıkacak sektörler bankacılık ve tabii ki holdingler tekrar en fazla izleyeceğimiz mercek altında olan sektörler olacak. Bu tabii dün Moody's'in değerlendirmesi geldi. Özellikle seçim sonrasındaki politikalara dönüşten bahsediliyor. Gidişat açısından açıkça olumlu ancak hala önemli belirsizlikler var. Tanımlarını da kullanmışlar. Hamlelerini de cesaret verici bulmuşlar. Ancak diğer taraftan da karmaşık bir süreç içerisinde olduğunu ve bunun bir kısa mesafe koşusu değil bir maraton olduğundan bahsetmişler. Fakat görünüme ilişkin de bundan sonrasında olumlu yönde de sinyaller vermişler. Ne zaman gelecek Moody's'in değerlendirmesi? Ay sonundan önce beklenmiyor. S&P'nin de yine ay sonunda değerlendirmesi var. Onu da belirtmiş olalım. Bir de 19 Eylül'de Sayın Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla tekrar görüşmesi var. Tüm bunlar neden önemli? Bir kere yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan ilgisinin artması açısından bir kere Türkiye'nin borçlanma maliyetlerinin azalması açısından oldukça önemli. Tabii bunlardan daha fazla en önemlisi ve belki en belirgini Zeynep Türkiye'nin bir hikayesi olması, yeni bir hikayesi olması aslına bakarsan. Sayın Mehmet Şimşek de bu anlamda yurt dışında çalışmış yabancı yatırım bankalarında görev almış. Bunları hem önemseyen, bilen, en önemlisi de önemseyen bir ekonomi yönetimi konusunda çok bilen ve dahası da bize de anlatan konuda biri olması. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönemdeki BIST'teki gelişmelere bakacak olursak artık görünümlerin değişmesi, notta belki bir değişiklik beklenmese de görünümün değişmesi bir başlangıç olması adına olumlu. Çünkü BIST'te de yabancı yatırımlara da baktığımız zaman 5 haftalık bir girişten bahsediyoruz ancak son 2 haftada bunun biraz daha azaldığını hatta belki bir miktarda çıkış olduğunu da yine söylemek lazım. Dolayısıyla biz 8.500'lere kadar değil, biz ona kabaca ama bundan sonraki hikayesinde 10.000 ve üstüne eğer biz konuşacak olursak yabancı yatırımcıya da yabancının ilgisine de hem doğrudan yatırımlar anlamında ama o makroekonomik bir gelişme BIST açısından konuşacak olursak da yabancı yatırımcıya da ihtiyacımız olduğu bir gerçek. Şimdi Moody's iyi şeyler söyledi. Fitch de söyleyecek mi? Onu tabii merakla bekliyoruz. Az önce Filiz Hanım'la da konuştuk keza. 8371 puanda da Borsa İstanbul 100 ana endeks günü yeni bir rekorlar başlatmış oldu. 8371 puan yeni seans için rekorumuz, bugünkü de açılış seviyemiz oldu. %0,40'lık yükseliş endeks için yine 33 puanlık yanlış görmediysem bir yükselişe denk getirdi bizi. 86 hisse yükselirken 2 hisse düştü. 12 hisse ise şu anda yatay bir performansta. Mali endekse dönüyoruz. %0,57, sanayi endekse %0,37 ve banka endeksinde de %0,48'lik bir artı olduğunu takip edebiliyoruz. Buradan döndüğümüzde hizmetler endeksine %0,12'lik yine bir alıcılı seyir var. Ulaştırma tarafı %0,27, turizm endeksi de %0,40 kadar alıcılı bir seyirle haftanın son işlem gününe başladı. Kurlarda son durum ne, onu da aktaracağız. Yurt dışında dolar endeksi, Bloomberg dolar endeksi 2005'ten beri Amerika'nın 6 ticaret ortağına karşı parasını değerlendiren dolar endeksi ise 2015'ten beri en uzun soluklu yükseliş serisini sürdürüyor 8. haftada. İçeride ise dolar TL 26.85.50 seviyesinde ve euro TL işlemleri 28.78.91'den devam ediyor. Borsa açılışında puan bazlı katkılarda Türkcell, Sabancı Holding, Akbank, Çimsa ve Koç Holding izlerken güne ekside başlayan hisselerde Ege Endüstri ve Tekfen var. Yatay tarafta da dediğimiz gibi 12 hissemiz söz konusu. Birazdan hisse hareketleri otursun, buraya tekrar döneriz diyelim, kaldığımız yerden devam edelim. Nota ilişkin değerlendirmelerden bahsediyorduk. Evet, evet. Dün Moody's'i aldık. Bugün de Fitch'e dair gelişmelerden bahsettik. Tabii Fitch'in bizim hakkımızdaki söyledikleri oldukça olumlu olacak. Şu anda yatırım yapılabilir. Bütün derecelendirme kuruluşları açısından bakarsak şu anda yatırım yapılabilir ülke konumunda değiliz. Hatta 4-5 basamak altındayız. Az önce söylediğim gibi bunun yatırım yapılabilir ülke olmamıza belki daha çok zaman var. Fakat Türkiye'nin yeni bir hikaye yazıyor mu? Bir hikaye şekilleniyor mu? Yeni beklenti buradan oluşacak mı? Moody's'in söylediği gibi bu bir kısa mesafe koşusu değil ama bir maraton. Önümüzde hala karmaşık bir süreç var. Dün yine gelen açıklamaların, Mehmet Şimşek'in açıklamalarında bir politika faizi hedeflerinin şu anda agresif olduğunu Sayın Gaye Erkan da bu şekilde belirtti. Politika faizinde adım atmaktan çekinmeyeceklerini, fakat diğer taraftan kur hedeflemesine baktığında bunun bir hedefleme olmadığını, aslında bir çıktı olduğunu ve kurda serbest bırakacaklarını da söylediler. Dolayısıyla bizim önümüzde hem kur, enflasyon, faiz anlamında hala karmaşık bir süreçten olduğunu bahsedebiliriz. Buna ilişkin hem... Şimdi OVP'deki kur hareketine baktığın zaman, varsayımına baktığın zaman çok bir serbest kalacakmış hissiyatı var mı? Onu da belki tartışabiliriz. Yok aslına bakarsan, ama bunun da tabii şöyle de belki değerlendirmek lazım. Burada sadece işte diğer bütün araçların belki aynı anda kullanılacağı, belki seçimden sonra biraz daha agresif olacağımız bir süreç olabilir. 2023 aslında ben bu OVP hedeflemesinden de biraz da şunu da anlıyorum Zeynep. Aslında hedeflenen artık 2023 yılını bir şekilde buralarda kapatmak, hem kur anlamında hem belki faizler anlamında belki çok daha agresif geçmeden, ancak 2024 yılı için de 2023'ten belki biraz daha sert geçeceğimiz, hem politika faizinin sertliği anlamında hem de diğer araçların kullanılması anlamında seçimler sonrasında yine biz sıkılaştırmaya devam edecek bir Merkez Bankası göreceğimizi düşünüyorum. Ki az önce, şimdi de ondan bahsedeyim. JP Morgan'dan yine bu ve OVP sonrasında politika faizine ilişkin değerlendirmeler geliyor. Muhtemelen bunları da zaten OVP sonrasında da çok görüyor olacağız. Şimdi politika faizi için JP Morgan demiş ki yıl sonu için %35, 2024 için de %45 olarak yukarı yönlü belirtmişler. Jumbo jumbo faiz artırımları yani geliyorlar. Ve dahası bu iki toplantıda 250-250 beklerken şimdi onları 500-500 olarak belirlemişler faiz artışlarında. Önden yüklemeli bir faiz artışı bekliyoruz demişler ve beklenen mali gevşeme ve enflasyonda yukarı yönlü sürprizler sebebiyle iki toplantıda 250'şer yerine 500'erlik faiz artışı bekliyoruz demişler. Son Merkez Bankası toplantısında da hemen hatırlayalım. 750 bas puan artışla politika faizini Merkez Bankası %25'e çıkartmıştı. Tabii şu anda en çok beklenen, belki borsa yatırımcısı açısından da en çok beklediğimiz şey politika faizinin kademeli artış şeklinde mi olacağı, önden yüklemeli bir kez artış yapıp biraz daha belki kuru baskılamak adına veya ben sıkılaşma adında çok kararlıyım ve agresifim gibi bir mesaj vermek adına daha agresif mi yapacağı, yoksa daha kademeli mi gideceği artık en bizim bundan sonraki Merkez Bankası'nın toplantısında önümüzdeki 1,5 yılın hatta kaderini belirleyecek olan, her Merkez Bankası toplantısı böyle önemli ama artık bu OVP sonrasında gelecek olan ilk Merkez Bankası artık çok ciddi önem kazanmış durumda. Nasıl bir agresyonda adım atacağı Merkez Bankası'nın mesajları ne olacak? Dolayısıyla bir diğer taraftan da piyasa belki bu not görünümlerin yanında artık önümüzdeki gündemi şekillendirecek, belirleyecek olan da faiz artırımları olacak Zeynep. Onu yakından takip edeceğiz. Şimdi orada takvim de çok sıkışık gözüküyor değil mi Burcu? Çünkü 19-20 deyince FED toplantısı var. Aynı zamanda Goldman Sachs'la Sayın Mehmet Şimşek'in yurt dışında toplantıları olacağını biliyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nde. 21'inde bizde Merkez Bankası toplantısı var. Dolayısıyla böyle bir yoğun, sıcak gündem bizi bekliyor. Gelecek sene daha da zor geçebilir dedin. Dün de Sayın Şimşek ücret artışlarında hedeflenen enflasyonu baz alabileceklerini söyledi. Bu da gelecek senenin nasıl geçeceğiyle ilgili belki bize bir sinyal olur diyelim ve son dakikaya dönelim. İSO Türkiye İhracat İklim Endeksi açıklandı. Ağustos ayında 49,1'e indi. Önceki ise 50,3'tü bu değerin. Onu da hemen hatırlatalım. Endeks Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminde son 7 aydır ilk kez hafif bir bozulmaya işaret etti. Birçok Avrupa ülkesinde ekonomik aktivitenin gerilemesi ihracat ikliminde zayıflamaya yol açan temel faktör olarak karşımızda. OVP'de de iç talebin baskılanması, belki biraz daha dış talebe dayanan bir aslında yapı var. O yüzden de ihracatçılara da kolay gelsin diyelim. Bu anlamda devam edelim kaldığımız yerden. Dün de bu arada seninle bu yayında yine KKM'den çıkış stratejisi OVP sonrasında o ne olur diye konuşmuştuk ve hatta negatif reel faizler döneminde KKM müşterisinin mevduata kayabileceğini ama borsa yatırımcısıyla mevduat müşterisinin daha farklı olduğunu, belki buraya sınırlı kayışlar olabileceğini, dolayısıyla KKM'den mevduata daha çok çıkış olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi dün BDDK'nın verileri geldi. Bunlardan da bahsedeyim kısaca. Şimdi geçtiğimiz hafta 20,3 milyar TL düşüşle 3,35 trilyon olarak kaydedilmiş. Dolar cinsine olarak baktığımızda da 125,6 milyar dolar oldu. Şimdi bir önceki hafta ile birlikte 60 milyar TL düşüş yaşanmış Zeynep. Bunlar belki çok büyük montanlı tutarlar değil ama oraya doğru aşağı yönlü bir ivmenin de olduğu artık aşikar diyelim. KKM'den de ufak ufak çıkışta başlamış durumda. Diğer taraftan haberleri alıyoruz işte... borsayı değerlendirdik. İstersen şimdi birazcık da SPK bültenine de ben değinmek istiyorum. Her cuma sabahı olduğu üzere. Şimdi yine halka arzlar tabii en çok beklenen halka arz onayları veya halka arz başvurularının onaylanması yatırımcıların en merakla beklediği gündemlerden bir tanesi. Şimdi 3 tane halka arza yine onay geldi. Birincisi Reader Teknoloji 215 milyon adet payının pay başına 9,30 fiyattan halka arzına onay verildi. Hatsa'nın 44 milyon 300 bin adet pay başına 22,60 fiyattan halka arzına onay verildi. Burada Lider Info yatırım olduğu gözüme çarptı. Onların konsorsiyumunda yapılacaklar. Bir de Adra GEO'nun 73 milyon 700 bin adet payının pay başına 22,66 fiyattan yine halka arzına SPK tarafından onay verildi. Bu arada geçtiğimiz Gıpta'nın hala talep toplaması da bugün devam ettiğini söyleyeyim. Tarkim'in halka arz sonuçları geldi. Ondan da kısaca bahsedeyim. 5 milyon adet hissenin 107,50 fiyattan satıldığı açıklandı. Böylece halka arzın büyüklüğü de 537,5 milyon TL oldu. Halka arzda satılan hisselerin %99,85'i yurt içi bireysele gitmiş. %0,15 işte yurt dışı bireysel yatırımcılara gitmiş. Halka arz büyüklüğü 5 milyon TL iken 4,14 kat talep geliyor ve 20 milyon 685.533 TL olarak da değerli talep gelmiş. Bunun haricinde önemli şirket haberleri var. Şimdi OVP açıklandığı zaman ertesi gün bir çimentolarda ve inşaat şirketlerinde hisselerinde de hareket olduğunu söylemiştik. Onlar da büyümeye odaklı da hisseler olduğu için dikkat çekici de olduğunu belirtmiştik. Bunlardan bu arada borsada yatırımcı sayısında 7 milyona doğru geri sayıyoruz. Değil mi? Halka arzlar demişken onu da hemen bir parantez içine koymuş olalım. Kesinlikle. Bununla ilgili de Çimsa'dan Borsadan bugün bir haber var. Onun olumlu da bir haber hisse için. Gri çimento öğütme tesisi yapacak Amerika'da. Yapılacak olan yatırım 600 bin ton öğütme kapasitesine sahip ve 82 milyon dolar bütçe ile gerçekleştirilmesi yine hedefleniyor. Bu özellikle katma değerli bir iş olacağı için Çimsa hisseleri için olumlu bir... Aynı gün Akçansa hisselerinde de olumlu hareket vardı. Burada yine çimento hisseleri hem deprem bütçesine ayrılan bütçe sebebiyle hem demir çelik, çimento, gayrimenkul şirketleri de diğer taraftan mercek altında olduğunu da söyleyebiliriz Zeynep. Sasa'da sermaye artırma şirket sermayesinin 5.3 milyar TL'den 0.43 oranında tahsisli olarak 23.1 milyon TL artışla 5.3 milyar TL yükseltilmesine karar verildi. Bu tahsisli bir sermaye artırma. Onu hemen belirtelim. Borsada bir bedelsiz yönde bir ayrım olmayacak. Yükselen Çelik hissesinde yine bir olumlu bir haber olduğunu söyleyeyim. Avrupa pazarında ihracat faaliyetlerinin desteklenmesi ve artırılması amacıyla başlangıç sermayesi 30 bin euro olan payların tamamı şirkete ait olan Rising Stealth adlı bir şirketin kurulmasına yine karar vermiş. Yükselen Çelik de Avrupa pazarında kendine yeni ihracat yolları aradığını söyleyebiliriz. Şirket için olumlu bir haber olacaktır. Yine Türk Hava Yolları'nda yolcu trafiği sayıları geldi. Ağustos ayında toplam yolcu sayısı yıllık %10.7 artarak 8.7 milyon kişi oldu. Yolcu trafiği sayılarının artması yaz döneminde olumlu bir trendken, bu söylediğim gibi biraz daha kış sezonuna girerken bu sayıların da biraz daha azalmasını da bekleyebiliriz Zeynep. Uluğum'da yine bağlı ortaklığı Ulidaşlarım'ın Aydın'da yer alan lisanslı depo tesisi için lisans süreci tamamlandı ve faaliyet belgesi alınmış. Toplam kapasitesi 187.450 tona ulaştı. Kapasite artırım haberi yine şirket için olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Astor Enerji tarafından yapılması planlanan Astor Bala GES projesi için çevresel etki değerlendirmesi yine olumlu karar verildi. Bir de Çelik Halat GES kurulumu için 28 Eylül'de katılım toplantısı düzenlenecek. Artık GES haberleri de şirketlerden oldukça fazla duyduğumuz haberler arasında yer alıyor. Enerji maliyetlerinin düşürülmesi anlamında GES yatırımları oldukça karlı yatırımlar oluyor faaliyete geçtikten sonra. Daha sonra volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında Arzum KZGYO ve ünlü payları 8 Eylül tarihli işlemlerden 6 Ekim tarihli işlemlere kadar açığa satış ve krediye konu olmayacak. Yine Sönmez Pamuklu pay işlemlerinde de 8 Eylül tarihli işlemlerden 6 Ekim tarihli işlemlere kadar emir paketi tedbiriyle işlem görecek olduğunu söyleyebiliriz Zeynep. Şirket haberleri tarafından da aktaracaklarım bunlar. Şimdi gelecek olursak tekrar borsamıza diyelim. Bugün takip edeceğimiz seviyeler olarak yukarıda 8.500 seviyesini, aşağıda yine 8.100-8.200'ler seviyesini takip edeceğiz. Ama bundan daha önemlisi artık dolar bazında belki BIST'te destek dirençleri takip etmenin belki biraz daha anlamlı olacağını, 300 dolar direnci aşağı kırılmadığı, geçilmediği sürece BIST'te olumlu etkinin, havanın süreceğini, yukarıda da 325 dolar direncini takip edeceğimizi, ama bütün bunların yanında tabii ki haber akışlarına, değerlendirmelere oldukça duyarlı da hale gelmiş bir Borsa İstanbul olduğunu, belki hisseler anlamında biraz daha seçici ve sektör anlamında daha iyi olsa da sektörün içinde de ayrışan hisseler olduğunu ve bunların da yatırımcıların daha belki dikkatle seçilmesi gereken bir döneme geldiğimiz. Çünkü yukarıya doğru artık 10 binli hedefleri biz değerlendirmeleri konuşur vaziyetteyiz. Yukarı doğru tabii ki potansiyel var. BIST'te momentum olumlu sürüyor ama %20-25'lik arasında bir potansiyel diyelim biz ona. Dolayısıyla bunların bu BIST'te daha hızlı gidecek, daha ön plana çıkacak hisse ve sektörler olacaktır. Dün mesela Ereğli'yi söyledim, zarar getirdi ama bir yatırımcının ilgisi o yöne doğru kaymaya başladı. Zararda bile olsa artık ne geride kaldı ne gitmedi diye daha çok arar ve bakar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bu anlamda yine öne çıkacak hisseleri ve sektörleri yatırımcıların da bizlerin de tabii daha iyi anlamak ve aktarmamız da lazım. Ve şu anda da perakende, işte değerlendirme sonrası banka ve holdinglerin yine ön planda olduğu bir BIST'te görebiliriz diyorum Zeynep. Şimdi dönelim buradan bir de terminalimize. Şu anda borsada 52 hisse yükseliyor, 44 hisse düşüyor. Kalanlar yatay. Puan bazlı katkılarda Türkcell, Türk Hava Yolları, Akbank, Sabancı Holding, Koç Holding var. Puan bazlı baskılarda BİMİ, Ereğli, Astor, Alfa Solar ve Şok Marketler izliyor ilk 5'te. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Şeker Bank'ı görüyoruz. Arkasında Anadolu Grubu, İş Menkul Değerler, Borusan Manesman ve Selçuk Eczane Deposu hisseleri var. Canlı olarak da ekranımıza veriyoruz bir taraftan da. Yüzdesel bazda en çok düşen tarafta Alfa Solar'ı, Enerjisa, Şok Marketler, Mavi Giyim ve Tekfen takip ediyor an itibariyle. Gün içerisinde takip edeceğimiz çok önemli bir veri bulunmamakla beraber Fitch'in Türkiye değerlendirmesini piyasa kapanışı sonrası takip ediyoruz. Hafta sonu ise gözler G20 zirvesinde olacak. Yeni Delhi'de gerçekleşecek ve Xi Jinping'in katılmıyor olması burada dengeleri değiştirebilir deniyor. Buradan çıkan başlıkları da sizlere pazartesi günü aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.